Oyun severler, DKGMG hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Sims 4'te 100 bebek challenge'ımıza devam ediyoruz ve Bahar'ı sürekli çocuk doğurtmaya çalışacağız tabii ki. Şu anda da üzerinde olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi çocukların durumlarına bakacağız. Bahar 26. çocuğuna hamile ve tabii ki de evdeki herkes böyle birbirine sevgi, saygı çerçevesinde bütün kardeşler takılıyor. Mükemmel. Herkesin keyfi yerinde. Peki biz hangi gündeyiz? Biz şu anda oyunda salı günündeyiz ve bugün kış var. Yarın Winterfest'imiz var. Aynı zamanda herkesin okulu var ve notları berbat arkadaşlar. Yani bu bölüm birazcık çocukların notlarını yükseltmeyi ve ihtiyaçları tabii ki de ilgilenmeye deneyeceğiz. O yüzden Bahar, artık yemeği etrafta böyle gerçekten tüketim çılgını gibi gezmeyi bırakıp çocuklarına lütfen bir kahvaltı hazırla. Bak, okula gidecekler, dersleri çok düşük. Evden göndermemiz gerekiyor ki yeni çocuk gelebilsin. Yani evden birilerini göndermemiz gerekiyor ama notları C'ken biliyorsunuz ki gönderemiyoruz. Ve bu da kurallarda var. Eğer merak ediyorsunuz bu arada kurallara da açıklamada bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Bahar bize yemek hazırlayacak. Bahar yemek hazırlarken sen orada neden mekik çekiyorsun? Sen neden uyuyorsun? Kalk çabuk okula gidiyorsun. Kalktı ve okula gitti. Gerçekten mükemmel. Sporu bırak artık, okula git. Go to school. Go school. No school. Aa, okula ekti. Bu da ekti. İnanılmaz, şerefelik ise okula ekti şu anda. Size inanamıyorum. Hemen arıyorsunuz kendiniz okulunuzu ve okuldan şey istiyorsunuz. İzin istiyorsunuz. Ne yapacaktık bir dakika. Take vacation diyoruz. Aynen. Kime aldırtalım? Şimdi bir dakika, gitmeyen çocuklarımız var bizim. Ev halkına bakalım. Bahar'ı aldırtamayız ama Sıdıka'yı aldırtabiliriz mi? Hayır, vacation değil. Pardon ya, izin isteyecektik. Dur. Find job. Tek vacation değil. Okuldan izin alamıyor musunuz? İnanamıyorum ya. Dersleri iyice kötüye gidecek ya. Gideceksiniz de o zaman şimdi. Gideceksiniz, şey yapacaksınız. Ödev yapacaksınız. O ödevler bitecek. Ödevler bitmeden uyumak yok. Gerçekten sinirlendim şu anda. İnanamıyorum ya. Ben çocuklarımın başarısı için burada saçımı süpürge ediyorum. Burada bari ben de birazcık yardımcı olayım. Yani şuradan bir iki bulaşık atalım arkadaşlar. Yoksa böyle olacak gibi değil. Yani Bahar çok kötü durumda. Bahar'ı hemen ihtiyaç, acil tuvalet ihtiyaç. Ay, o tuvalete de yapma yapma. Yapmak zorundayız arkadaşlar. Yapmak zorundayız. Performans artmış çocuğumuzun. Harikayız. Bunlar da best friend olmuşlar ama birini yine... O zaman bir dakika, okula gitmeyen çocuklar ne yapıyor? Ev işlerine yardım ediyor. Mail geldi arkadaşlar. Bizim paramız şu anda 700 dolar ve çok az. Bahar da hamile ve aynı zamanda ev işlerini bölüştürmemiz gerekecek çocuklara. Bahar yemek yaptıysa biz bunu dolaba... Kalsın ya da gelen çocuklar yer. Neyse bari. Ödevinizi bitirin, ondan sonra ne yapıyorsanız yapın yani. Ya Bahar'ı birazcık aslında çocuklarla konuşturalım. Ki Bahar'ın sosyalliği bayağı düşmüş durumda. Evet kızım, ne yapıyorsun, ne ediyorsun ha? Bu arada herkese bir şey yapacağız. Baştan kıyafet tasarımı yapacağız. Yani böyle, çünkü kendileri olan haliyle rastgele kıyafetlerle çok korkunç gözükebiliyorlar. Duvarları neden böyle benim? Ha. Aynen, Bahar'ı daha da sosyalleştirip birazcık uyutup yani para kazandırmamız gerekiyor. Mail gelmiş çünkü. Yani hiç açmak istemiyorum. Ama maili alacağız. O maili alacağız tabii. Ne geldi acaba? Artık köy havasından birazcık şey yapıyoruz tabii. Ne geldi, ne geldi? Bana mail ne geldi? Fatura gelmesin ya, ne olur. Üzerimdekileri bile satabilirim. En kötü, aynen, çocuklarım için eşyalarımı satacağım artık. Yapacak bir şey yok. Bahar yatışa gider. Bahar yatışa geçecek. Bahar şu an güzel bir uykun hayallerini kuruyor. Hatta şu odayı... Ay, bir dakika, dislike yapalım. Aynen. Bahar burada mışıl mışıl uyusun, dinlensin. Ha, sen şey yapacaksın, bunu biraz besleyeceksin. Ondan sonra temizleyeceksin. Ondan sonra hatta ona ödül verebiliyorsan ki veremiyorsun. Aa, şey soralım ineğe. Loto tutturacak numaraları falan soralım. Han arıyor. Sen orada ne yapıyorsun? Sen kimsin bir kere? Sen kimsin? Sen Sıdıkasın. Gerçekten kombinleriniz berbat arkadaşlar yani. Hemen değiştirmemiz gerekiyor ama tabii ki böyle bedavaya değil. Burayı bir temizlik lütfen. Bir bayılacak birisi okulda. Kim bayılacak? Ümmü Suyan bayılacak arkadaşlar. Bahar'ın telefonu çalıyor. Quick question.
Some casual together, arkadaşlar biraz vakit geçireceğiz ama if I were you, ben yerinde olsaydım yapmazdım. Dedikodumu yaptım hemen arkadaşlar. Şu an bir dedikodu yapıldı. Hatta buranın da temizlenmesi gerekiyor. Sen duştan sonra ev işleri, temizlik. Sen hep bir yeme peşindesin. Doymadın, doymadın. Doymuyor bu çocuklar. Hemen bir kahve demlersin. Belki ihtiyacı olan bazı kardeşlerimiz olabilir arkadaşlar. İneğimiz gayet keyfi yerindeyse eğer. Bu kimin ödevi? Herkes ödevini yaptı mı? Ekstra ödev yapılamıyor mu? Tüh. Aa, projesi var bir dakika. O zaman sen proje yapacaksın. Sen nerede proje yap? Senin televizyon önünde yaptıracağım. Güzel güzel yapacaksın. O notlar yükselecek. Birisi temizlik, birisi aa, nasıl bir kahve içişi o? Oha, ilk defa görüyorum. Hem kahve makinesini selamlıyor hem kahve içiyor. Nasılsın kahve makinesi? Umarım günün güzel geçmiştir. Kahve makinesi. Ne yapıyorsun? Oy. Vay canına. Hiç böyle kahve içmemiştim. Hiç böyle kahve içmemiştim gerçekten. Neyse, enerjisi yüksek. Ümmüsyan evden gelmiş ve durumlar kötü. Durumlar kötü arkadaşlar. Vasatın bir altı yani, hatta o derece. Şimdi sen yorgunsun ama dur, kardeşlerin durumları daha kötü. Kardeşlerimiz için ne yapabiliriz peki? Düşünelim. Sen ödev yapıyorsun. Sen temizlik yapıyorsun. Tamam, bayılana kadar temizlik. Devam devam, burayı da temizleyeceksin. Mükemmel. Mükemmel. Sen direkt aynen bir bayılmadan bir yudum kahve alsan aslında. Sonra da ben sizin üstünüzü falan toparlayacağım, değiştireceğim ama tabii ki de bunu da yapacağız bir şekilde. Hadi bayılmadan iç o kahveyi. Ya Ümmüsyan, sen çok güçlü bir karaktersin ya. Sen gerçekten saygı duymaya başladım ben. Ümmüsyan'a gerçekten saygı duymaya başladım. Çok sinirlenme ya. Evin bütün işlerini hallediyor. Favori çocuğum ya. Favori bak. 25 çocuğunda şu anda favorisi o yani. Sen ne yapabilirsin biliyor musun? Sen bir film izle. Aynen. Sen bir film izle. Sen film izlerken aynı zamanda ödev yapabilme gibi bir yeteneğe de sahipmişsin. Bak, sen önünü ben temizleyeyim buradan. Seninle projem var ama sen direkt yatmaya çıkıyorsun sanırım. Haklısın. Sen de haklısın. Bu kim uyuyan burada? Hmm, senin ödevin yok değil mi? Sen şöyle güzel güzel uyu. Ya bu tilki yine buraya geldi ya. Ya neden bu eve böyle tilkiler geliyor? Okey dedi. Acaba ne konuşuyorlar? Klozette tilki bir şeyler konuşuyor arkadaşlar. Ümmü. Ümmü ya. Ümmü'nün ödevi nerede? Arkadaşlar, Ümmü'nün ödevi yok. 1 dolara ilkokul ödevini satarım ama. Bunu çocukların üstündeki eşyaları da bütün oyuncakları ceplemiş. Ümmü bütün çocuk oyuncaklarını ceplemiş. Sana inanamıyorum. Bunları buraya bırakıyorsun Ümmü. Ya çocukluk eşyalarını buraya... Ben de diyorum, o kadar oyuncak aldım. Nerede bu oyuncaklar? Meğersem bu almış ya. Şuraya bakın. Oyuncak şeyi kurulur buradan. Bir oda yapalım bence çocuklara oyuncak. Ama bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için çalışmamız gerekiyor. Ve hani gerçekten az paramız kaldı. Bahar yani. Baharın ihtiyaçları bitmiyor zaten. Ya sürekli acıkıyor oluyor. Ben buraya şimdi yardım edeceğim bulaşıkları. Şu pastayı kaldıralım artık lütfen. Pasta görmek istemiyorum. Neden? Çünkü sağlıksız olur. Çocuklarımızı köy sütüyle besliyorum ben. Özenle besliyorum. Evet, başka projesi olan var mı? Sen ödev mi yapıyorsun yoksa? Öyle bir tatlılık mıyım? Hemen ödevini yap bakayım. Hemen ödevini yap Sıddık. Sıddık ödevini yap. Sen yapıyor musun ödevini? Bravo. Bahar'ın aynı zamanda sosyalleşmesi gerekiyor. Sen aynı zamanda sosyalleşirken çocuğun ödevine de yardım et. Aynen bak, zekası arttı çocuğumuzun. Yine bir tilki geldi geçti. Zaten burası yol geçen hanı. Hatta tilki geçen hanı. Bak, bir tanesi gidiyor, bir tanesi geliyor. Gerçekten dünyayı ele geçecekler sanırım. Yani buradan, tuvaletten. Ben bu odayı kapatıyorum ya. Sadece aile üyeleri girsin. Gerçekten. Lock door for everyone. Aile üyeleri hariç herkeste burayı şey yaptım. Allah Allah, klozetle konuşuyor tilki ya. Neyse, ödevi bitti mi onun? Mükemmel. Peki senin notların kaç? Bana notlarından bahset. C hala.
Aa, yay. Start chemical reaction. Bence bir yapalım. Proje başarılı. Ya sen harikasın. Peki sen. Sen. Şimdi bir dakika. Bunu satabiliyor muyuz? Bunu satalım. Çocukların okul projelerini satıp aile ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Yine birinin ödevi kayıp. Herkes bir ödev yapacak bir köşede. Şimdi başka bir odaya koyamıyoruz. O zaman ben de üst odaya koyarım. Yaparım böyle bir çılgınlık bakın. Hiçbir yere sığmıyordu. Herkes ödev, 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 seri 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 en serisinden. Bahar'ın sosyalliği hala full değil. Bahar çocuklarına mı yardım etsin, çalışsın mı bilemiyoruz zaten. Sen uyuyorsun artık uyan. Artık uyan ve sana yemek yedirelim. Yemek bozuk o zaman yemek yapacaksın. Aa çocuklar salata yap hiç bir şey olmaz. Sen çok eğleniyorsun burada. Aynen sosyalliğin artsın. Hatta kardeşin ödevine de yardım edersin. Sen minik etraf toparlayabilir misin? Harikasınız arkadaşlar. Çocuklarımızı güzel yetiştiriyoruz. Böylece kendi kendilerine bakıyorlar. Evet biri yemeği idare ediyor. Tamam sen onu yemeği idare ederken sen burada ne yapıyorsun? Gerçekten bu havada bu saatte gecenin bu saatinde bunu mu yapmaya karar verdin diye soruyorum sana. Bir dakika ben bu kapıyı açayım. Bu tilki buradan gitmeyecek galiba. Bir dakika unlock diyelim. Ha, belki gider öyle kapatırım yani şuraya çıktı. Allah Allah. Ümmü iptal oldu arkadaşlar. Ümmü bayıldı. Bu bunun ödeviydi. Sen bence ödevine başlarsın. Neredesin? Aynen. Hatta sen bir kahve iç öyle başla. Aynen. Yeni kahveler demlensin. Hatta bir de üzerine şey yap. Dur. Salata ye. Evet salatasını yiyecek. Şimdi Ümmü ağlaya ağlaya uyuyor. Sen artık yoruldun bence. Sen bir şeyler ye. Hatta buraları birazcık toparlarsın. Yaparsın sen. Ağlama aman lütfen. Tamam bulaşık toparlama hoşuna gitmiyor olabilir biliyorum. Buradan da çöplerimizden de para kazanıyoruz. Ve bu makine berbat bir halde. Seni onu içerken gördüm. Bahar'ın şey çok fena ya. Göbüş çok fena. İşte beşi falan. Ümrünün notları nasıl? Hepsi C ya. Hepsi C. Bahar, Bahar, Bahar. Dur. Bu artık zor. Keşke bir şeyler yeseydin. Aa Bahar doğuruyor arkadaşlar. Bahar doğuruyor. Dedim ama göbeğinden anladım artık. 26. çocukta insan bir şeyler öğreniyor sanırım. Komik bir çocuk doğuracak. Neyse en azından para kazanmak için çocuklarımıza daha çok ilgilenmek için vakit kazanacağız. Her şeyi çok iyi planlamamız lazım. Yaptığımız en düşük hata çocuklarımızın notlarını düşürür ve hızımızı yavaşlatır. Bahar tahmini ne zaman gidersin? 3 saatte hastaneye gidelim ya. Biraz hastanede gidelim. Biraz biraz evden uzaklaşalım. Yanımıza kim gelsin? Bizim ilk çocuğumuz çok yaşlanmış. Bahir gelsin. Aynen. Başka kim gelsin? Kim gelsin? Nilay Su da gelsin. Eski çocuklardan gelsin ya. Başka başka başka. Sen olmazsın. Aile. Bir de Ümmü gelsin. Ümmü uyuyordu gerçi. Olsun Ümmü gel. Ümmü istiyorum ben. Ümmü olmazsa olmaz. O kardeş ümmüsüz gelmeyecek. Çok sakinim şu an. 26. çocuk ama insan içerisinde ufak bir heyecan oluyor yine de. Yani işte çocuk yani arkadaşlar. Ben hala nasıl hala başarılı olduğumuzu şaşkınlıkla devam ettiğimize. Kar yağıyormuş burada. Keşke kar topu oynasaydık çocuktan önce. Bahar. Ay çok iyi. Gerçekten çok iyi bir dakika. Bu sahne mükemmel. Bahar hem donuyor hem doğuruyor. Bahar'a yardım. Bahar'a yardım arkadaşlar. Bahar doğuruyor. Bahar. Bahar zor.
dakika, deli doktor değil miydi bu? Tibeo. Asistan ama yaşlanmış hala asistan. Neyse biz Bahar'dayız. Ümmü nerede? Ümmü çok kötü. Ümmü çok sinirli. Burayı kırıyor şu an. Ümmü'nün umurunda değil. Kardeşi doğuyor. Ümmü mini ay mikrodalga fırına şey koyuyor. Dur, çocuk doğdu Ümmü ya. Ve acaba kız mı oldu erkek? Bence kız oldu. Peki Ümmü ne yapıyor bu sırada? Ümmü hala sinirli. Çok eğleniyorum. Erkek oldu. Tahmin edebilsem şaşardım zaten. Erkek oldu. Adını ne koyalım? Erkeğin adını ne olsun? Burak olsun. Evet, Burak Candin geliyor arkadaşlar. Dünyaya gözlerini açtı. Bakalım ne renk açtı. Biz kimden çocuk yaptık artık hatırlamıyorum. Sadece challenge'ımızdan dolayı devam etti. Ama sen çok tatlısın. Çok masum değil mi? Dünyaya gözlerini açtı. Evet. Bakayım. Gerçekten de açtı. Bir daha şöyle bakmak istiyorum yakından. Evet. Neyse. Al çocuğunu da git dedi. Al dedi çocuklarını git dedi hastanene. Ay kıyamam. Bak nasıl ya. Bahar çok yorgun arkadaşlar ya. Birazcık ben artık üzülmeye başladım. Gerçekten çok yükleniyoruz bu sime. Yani bakar mısınız artık? Vay Ümmü çok iyisin ya. Dans ediyor da delireceğim ya. Ümmü'yü göndermeme oylaması başlatmak istiyorum arkadaşlar. Bence Ümmü bu evde kalmalı. Yani Ümmü bu evin, bu ailenin büyük neşesi. Senin burada ne işin var? Aa bir dakika, tanışmıyoruz. O zaman yeni baba adayımızı buldum. Şu an önüme çıktı. Jayden ama eldirmiş. Ondan çocuk yapamayacağız. O yüzden git. Hatta hiç bulaşmayalım. O da gelmesin. Hatta buradaki tuvaletteki şey gittiyse ben şurayı tilkilere kapatabilir miyim? Çünkü gerçekten hani tacizlik seviyesine ulaşıyor artık. O yüzden buraya geçiyoruz. Şimdi Ümmü. Ümmü gerçekten çok sinirli ve stresli. Neyse. Tamam. O zaman yeni baba adayımıza tanışmadan önce herkesin ödevlerini yaptığından emin olmak istiyorum. Ümmü'nün de kesin projede. Ümmü'nün ödevi nerede? Bak buraya bırakmış. Çakal ya. Öne de pasta koymuş. Bu evin toparlanması gerekiyor. Çok zor. Haydi. Neyse bebeğimiz de burada. Bebek hazır oradayken Bahar'ın ihtiyaçlarını giderelim ki bu gece Bahar yine yemek yiyor. Bahar bence salata yesin. Salataya sağlıklı beslen. Hadi çocuklar. Haydi. Bu kimin ödevi ya? Work carefully. Aynen. Devam et sen şu ödevine bakayım. Sabah olacak. Yine kimse dinlenmiyor bu evde. Bitirdim ödevini. İyi. Herkes sosyalini arttırdı mı? Bahar temizle bakalım. Temizle bakalım. Şu güzel bir çay mı? Bir de çay demleyelim. Ne bileyim. Bahar nereye gitti? Ha bir dakika, bunları biz Ümmü'ye vermişiz bu görevleri. Bahar'cığım onunla ilgilenme bence. Sen ne yap biliyor musun? Tuvaletini yap ve hemen bir kitap yaz bence. Ki bize gelir gelsin, yoksa batacağız arkadaşlar. Yani evde hiçbir şey yapamayacağız sonra. Write diyoruz. The Book of Life Kitchen Epic Poem. Allah Allah. Bence bunu deneyebiliriz ama bir şey film mi yazsa acaba? Film senaryosu mu yazsa ya da science fiction? Hemen replace diyemeyeceğiz. Çünkü neden? Çünkü sen bunu tahmin edersin. Sen de o potansiyeli gördün. Şimdi Ümmü'yü boş ver. Onu boş ver. Sen çok enerjiksin. Sen de gel bu çocuğa bak. Hemen altını değiştirelim. Hemen kardeşiyle ilgilenelim. Aynen, birisi tahmin edecek. Ne olacak? Stranger Things. Evet. Stranger Things yeni kitapları şu anda yazım aşamasında. Ağlama. Harika ya. Bu sesi çok seviyorum. Yani Yüz Bebek Challenge oynarken Sims 4'ün içerisinde gerçekten bebek ağlama sesi beni çok mutlu ediyor. Yani bu seriyi oynadığımı hissediyorum. Bu Ümmü'nün ödevidir kesin. Ümmü ödevini yapmamış. Ümmü sıfır ödevsin. Sıfır. Dur, Ümmü'nün gerçekten her şey çok kötü ya. Biraz bir banyo yap sen.
Angry poop yap, aynen. Sinirli kaka yapmışsın. Şimdi bir dakika, böyle olmaz arkadaşlar. Artık bir uyku zamanı. Lütfen güzel bir uyku alalım. Hatta şöyle yapalım. Hemen ondan yapalım. Kabus görmesin. Ya bir de siz bana şey söylemiştiniz. Onu yapacağım aslında. Bir tane tavşan şeklinde bir ışık vardı herhalde. Ben bu odayı bir de tuvalet yaptım. Ulan herkes ne yapıyor acaba? Tamam, bu kitabını yazıyor. Yedek çocuk. Yedek bebeğe bakma çocuk. Hemen altına. Bu da hep altına yapıyor. Yiyor ya, altına yapıyor. Bu dinlemiyor. Peki bu kimin ödeviydi? Herkesin ödevi birbirine karıştı galiba arkadaşlar. Bu da yemeği şey yapmış, ceplemiş. Bıraksana şuraya. Bu çocuğun ödevi ne yaptı bu? Bu bayılacak artık uykusuzluktan. Neyse ki çocuğa uzakta uyuyor bunlar. Bence sen güzel güzel uyu burada. Aynen, sen de artık uyusan iyi edersin. Zaten sabah oldu. Bir saat falan uyuyacaklar. Çocuklar yine uykusuz. Derslerini yaptılar ama soru nasıl yaptılar? Bütün çocuklar uyuyor mu? Sen niye uyumuyorsun? Sen neredesin? Aşağıda bu. Dur, Bahar o kitabı yazacak. Bahar bilgisayarın başına ayrıştırmayacağım. Niye gidemiyor oraya? Aa, bir dakika, geçemiyormuş eşyadan dolayı. Acaba eşya dediğimiz şey bu mu? Tamam, bunu da bir satalım. O çok güzel şu bebeğin şeyi bu arada. Yine geçemiyor. Neden? Çok saçma. Aa. Oha. Başka bir şeyin üstüne gitmiş bebek. Evde daha yer yok çünkü. İyi, okula gidecekler. Az kaldı. Tamam. Sosyallik full. Evde yatacak yer, yatak kalmadığı için seni Bahar'ın yanına yatıracağım. Evet, Bahar bitirdi kitabını. Tebrikler ediyorum. Seni tebrikler ediyorum. Bu bizim kitap değildi. İneğimizle ilgilenmemiz gerekiyor bir de. Sen ne yapıyorsun orada ya? Yeni baba adayı mısın sen yoksa? Evet. Evet, sıradaki baba adayımızla tanışıyoruz. Jaden. Jaden Doe. 27. çocuğumuzun babası olacak. Etkilendi. Hemen onu karizmamıza eklemeye çalışalım. Sonra yavaş yavaş böyle işte flörtleşmeye başlayalım. Aa, rengi değişti. Birazcık aramız bozuldu tabi. Neyse Jaden, seninle görüşeceğiz. Şş, eve gitmek yok öyle. Eve gitmek yok. Bahar bayılacak yorgunluktan. Adam üşüyormuş. Önemli değil, olsun. Senle sonra konuşacağız. Sen çok üşüdün. Bebek bayılmasın. Aman bebeğimize bir şey olmasın. Dur. Bottle'dan değil, şişeden değil. Normal. Emzirelim. Çocuktan okul yok mu ya? Saat 10. Go to school arkadaşlar. Ve what are you doing? Yine what are you doing? Okula geç gidiyor hepsi ya. Bu resmen ben. Kalk 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 kalk, hadi bak, sırayla gönderiyoruz herkesi. Kaldırdık, gönderiyoruz. Resmen askeri yaşantıya soktuk arkadaşlar. Bu evde düzeni disiplini sağlayacağıma inanıyorum. Geç gittiniz ama en azından gittiniz. Tebrikler. Sen de kimsin Ali? Ali Canlin. Ali'cim şu an müsait değiliz yav. Şu an hiç müsait değiliz. Auto light. All light. Bahar'ı uyutalım. Bugün Winterfest var. Güzel bir yemek pişirmemiz lazım Bahar'la. Şunu kitabı hala... Bir bıraksam da uyusak. Aman bir bıraksan da uyusak be oğlum. Bırak, bir bıraksan da uyusak. İyi ben. Ha? Bırak, bir bıraksan. Tamam. Bırakmıyor musun beni? Allah. Doydu da zaten. Telefona bakmıyor. Buran doğum günü mü? Daha yeni doğdu ya. Burak daha yeni doğdu. Bir dakika, oyun ayarlarına bakmam lazım benim. Lifespan short değil, long. Aynen. Bizim bir dakika şeyimize bakalım. Ha,
5 gün sonra Bahar'ı yine mutlu edip puanla şey almamız gerekiyor ve çok az mutluluk puanı var. Oyun gitgide ekstra zorlaşmaya başlıyor. Şunları bir temizleyeceğiz. Evet, yine uyumadan bir gün geçiriyordu Bahar. Çocuklarımızın şeyini satalım. Şu kitabı yayınlayalım ya. Read Stranger Things. Stranger Things'i yayınlıyorum ben. İtirazı olan yoksa şu an... Ay, publisher mı? Publisher yapalım. Daha keşke böyle okulla ilgilenip evle de ilgilensek de Bahar'a sürekli kitap yazdırsak da evi değiştirebilecek paramız olabilse. Ama neyse ki challenge devam ediyor. Bahar bayılacak artık. Nesi yanlış bulalım bence. Bayıldı Bahar yine. Bahar bayıldı yemeğine. Hepiniz hoş geldiniz. Ünlüsüyan, herkesin okulu bitti. Biri şu bebeğe baksın. Biri şu bebeğe baksın. Tamam, Bahar'ı daha fazla yormayacağız. Bebeğe bütün yapabileceği şaklabanlıkları yapmak için Berennaz gidiyor. Tamam, sen oyun oynasana ya. Evet evet, sen oyun oynayabilirsin. Herkes bir oyun oynasın. Şöyle bir kendine gelsin. Sonra ev işleri falan. Herkes çok sıkılmış. Bunalmış artık sürekli okula gitmekten falan. Evet, biraz oyun zamanı. Biraz keyif yapma zamanı. Buna devam edebiliyor mu? Şuraya temizle bakalım. Bu banyosunu yapıyor. Kim? Sıddık duş alıyor. Mükemmel. Tilkiler gitmeye başladı. Bu arada çok sevindim bu yüzden. Sen tuvaletini yaparken bir de duşunu alırsın. Peki Ümmü. Ümmü çılgınlar gibi oyun oynarken ineğe bakma sırası Ümmü'ye geliyor. İnek sağmazsak artık burada patlar diye düşünüyorum. O yüzden ineği sağmamız gerekiyor. Şu sütlerden de herkese içirsem çok güzel olacak aslında. Bayağı bir ilgi isteyen bir ailemiz var. Oh güzel. Oh, kendine geldi bir. Evet, sağ olun bakalım. Yes. Mükemmel. İnekler ay süt hakkında bir şeyler görmüş. Evet. Şimdi bu sütten herkes içecek bir kere. Bu taze sütten herkes içecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam mı? Sen hem açlıkları gidecek. Zaten ki değilmiş çok aç ama olsun. İç bakalım. Tabi oyunda kaynatma falan yoktur diye düşünüyorum sütü. Aynen. Sen de iç. Sen içme. Sen sonra gelişeceksin. Bu çocuklar aç. Kim yemek pişirebilir? Bence Berennaz şu an çok güzel bir yemek pişirir. Hatta büyük bir yemek pişirsin. Berennaz, bu işin altından kalkarsın. Sen oyunu bırakıyorsun hemen. Kardeşinin altını değiştiriyorsun. Ama sen oradan çekil bakayım. Hatta sana böyle şey yapalım. Güzel. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Neredesin? Hadi kalk 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 kalk. Herkesin açlığı birazcık gitti, yaşasın. Biz bu şeyi yapamadık da zaten. Yine bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Kitabı yayınladık mı? Yayınlamışız. Oley, oley. Ho geldi. Ya geldi de şu an hiç müsait değiliz ya. Çok gerçekten ailevi mesele, biliyor musun? Herkesi bir yemeğe çağıralım. Herkes bir uyansın, güzel güzel yemeğe olsun. Evet. Kalk kalk sen yine. Ebu Bekir. Jacuzzi de yine. Wow, herkes yemeğe geliyor. Şunları ben bir de temizlemeye yardımcı olayım. Bunları da alalım bundan. Aynen. Birazcık televizyon. Ay, Bahar da aç, biliyor musunuz? Herkesi yemeğe çağıralım. Herkes bol bol yesin. Bol bol yesin. Hatta bence bu Winterfest'in tadını çıkarabiliriz. Çok paramız yok ama yine de yapabiliriz diye düşünüyorum. Pekala. Winter Season Winter Plants.
Bence dekorasyonda vardır. Finterfest. Ya bazen şey oluyordu, etkinlikle alakalı bir şeyler oluyordu ama aslında direkt oraya bulmaya çalışıyorum. Sanırım şu an öyle bir şeyimiz yok gibi. Neyse, biz de hepsini yapmayız artık. Yapacak bir şey yok. Tekrar bakacaktım ama vazgeçtim. Evet. Bahar'la biraz hep beraber film izlesek ya. Dur bir dakika. Anne, ders veriyoruz şu an. Dur, bu movie with... Herkesle beraber izleyelim. Evet. Hep beraber film izleyeceğiz. Yaşasın. Skeebs Sapula, ha? Adunda, Wallach. Tam kızlar oldu. Çok iyi ya, tam kızlar matinesi gibi oldu burası. Neyse, şimdi şey yapalım. Herkes birbirine hediye versin. Aynen, sen ona ondan ver. Sonra sen ona başka bir şey ver. Omlet ver. Sen şu kardeşine söyle bana niye hediye yok de. Sen ona hediye, tanış onunla. Ondan sonra ve mükemmel etkinliğimiz tam biraz devam ediyor. Herkes heyecanını paylaşsın. Yemekler yensin. Hediyeler verilsin. Müsyan anne sen ne verecek hediye? Robot verecek. Evet, bu kadar Winterfest yeter herhalde. İzliyoruz filmi ama herkes çılgınlar gibi burada eğleniyor. Ya çok güzel bir tablo. Çok güzel. Kıyafet. Oo, birisi anımızı mahvetti. Mükemmel. Acaba ödülünü, ay hediyesini açabiliyor mu? Açamıyor herhalde. Neyse. Tamam, pekala. Bence Bahar birazcık sosyalleştirelim. Ümmü'den özür dilettirelim. Winterfest hakkında şarkı söylesin. İyi bari, hala akşamdayız, sabahta değiliz. Birazcık muhabbet etsinler. Partnerin crime olsunlar Ümmü'yle, aynen. Çok eğlenceli şu an şey Bahar. Beğenmedi, çocuğuna hediye verdi, çocuğu beğenmedi. İnanılmaz ya, gerçekten inanılmaz. Bizim bir çocuğumuz vardı. Ay çok güzel uyuyor. Burak büyüyor. Burak çok çabuk büyüyor. Öyle altına kaçırmadan. Birisi altına kaçırdı gibi hissediyorum ama tam olarak da hissetmiyor gibi. Beranızı tuvalete gönderdi. Zaten yürüyemiyor. Sen uyumadan önce burayı temizleyemiyormuş. Tüh. Sen hep. Anne kız çok eğleniyorlar. Neyse. Bahar yeterince sosyalleşiyor gibi şu an. Azıcık daha bir muhabbet edebilirsiniz. Ondan sonra da Bahar'a kitap yazdırmaya devam edeceğiz. Azıcık çocuğumuzla ilgilenelim. Onu besleyelim. Güzel Winterfest. Bahar'a da puan dağıtacağız, onu yapacağız artık. Sonra hatta süper efficient baby care yapalım ki bebeği hani herkes uyudu, yapacak bir şey yok. O da uyudu. Şunu şey yapalım. Enable emotional autolight bistrom yapalım. Tamam mı? Ondan sonra bu jacuzzi de uyudu. Gel güzel güzel yatağında yat. Burada yatamaz mısın? Orada yat o zaman. Sen nerede yatıyorsun? Sen niye burada yatıyorsun yine? Evet, herkes harika bir şekilde uyurken Bahar da burada şunu bir kitap yazdırtalım. Peki. Hazır şey de geldi şu an. İlham da geldi. Biz şunu hayatını yazdırtalım bir de. Bilinen bir yazar çünkü kitapları falan biliniyor ve seviliyor aynı zamanda. Bahar'a uyuyacak yer yok gibi mi? Var.
bozulmuş ya. Bunun birisini tamir etmesi gerekecek ama yapacak bir şey yok. Çocukları birazcık uyutup ödev yaptıracağım. Yine yaptıramıyorum. Yine zaman yok kalmadı. Neyse bir şekilde yapacaklar artık. En azından aç değiller. Aç değiller, açıkta değiller. Bahar bitir o kitabı be. Fox don't your home, hide your hands, hide your eggs. Evin etrafında şey var diyor. Tilki dolaşıyor diyor. Yumurtalarınızı saklayın diyor. Bizim yumurtayla işimiz... Bir şey mi aldı benim? Ama sen çok tatlısın. Ya afiyet olsun, ne diyelim. Bahar'ın her şeyi çok iyi şu an. Sadece etraf fazla pismiş. Burası yani. Bunu da çözdük mü çözdük. Daha çöpü buradan atar, üstüne para bile alırız. Ay ağlıyor herkes. Çocuklar kalkın. Zaman ödev yapma zamanıdır. Yine şey ödevini yapamayacağız onun. Bunu yap sen. Peki sen. Sen. Kalk kalk kalk. Kalk çabuk. Hadi kalkın, hadi ödev var, hadi. Oo. Durun arkadaşlar, şimdi C ya. C'den bence bugün artacaklar. Üf, bir saate ödevleri bitmeyecek ama ödevlerini bitirip geç göndertebilirim şey okula. Herkes ödevini yapıyor mu? Mükemmelsiniz bak, son dakika ödev yetiştirmeye bayılırım. Sen kalksana Ümmü. Ümmü performansın çok kötü. Ümmü çok sinirli. Evdeki birçok şey bozuk, yaz. Yazın yaz. Kitabını yaz, hadi bitecek. Hadi Bahar. Hadi Bahar. Ailenin şeyi sensin. Bizim yukarıda bilgisayarımız var da bebek yanımızda diye burada yaptırtıyorum. Buraya balık alalım ya, azıcık balık geçsin içinde. Daha ışını ayarlayalım. Ya yine birisi saldı. Bahar ne yapmaya gidiyor? See what's happening. Nereye gidiyor bakmaya? Bak ya. Bak okula gitti. Umarım ödevlerinizi bitirip gitmişsinizdir. Umarım. Ödevini bitiren gitsin. Ümmü yine en sona kaldı. Okula gidiyorsun değil mi? Bravo. Hadi sen de bitireceksin ödevini. Hadi sen de. Ümmü süper. Harika çocuklar. Çocuklar harika. Kitabımızı şeye vereceğiz. Bebek 5 dakikacık daha beklerse hemen ben buradan self publish yapacağım. Kendi kitabını kendi yayınlayacak. Çok az geliyor ya. Yeni çocuk şey yapmamız gerekiyor. Friends birthday. Let it go. Let it go. Tam arkadaşlarıyla oynamaya gitmiş. Gitsin. İyi. Biraz yine yüksek bir fatura bizi bekliyor. Artık neyi satacağız bilemiyoruz. Bekle çocuğum ağlama. Super efficient baby care istiyorum. Bu mod mükemmel. Bunları da temizleyelim. Çocukları hazır hale getirelim. Çocuğa bakacak kal geldi herhalde. Senin. Kapuna. Aa. Ümmü Süyan okuldan 20 dolar kazanmış. Oha neden? Nasıl? Bir dakika, biz bebekle ilgilendik değil mi? O zaman şimdi sen tuvaletini yap bir. Boş ver telefonu. Just private please. Ümmü Süyan bir ödül kazanmış. Herkesin önünde kutlasın bunu ya. Aynen. Ya ödül almış Ümmü. Ay çok gurur duyuyorum şu an çocuğumla. Bahar bekle. Bahar ne olur bekle. Çamaşırları makineye götür. Yaparsın sen. Hadi çamaşırları birisi yıkasın. Ev pislik götürüyor yine. Yani kurallar olduğu için de şey tutamıyoruz hizmetçi. Thomas Burak büyüdü. Burak daha dün çocuktu ya, bugün büyüdü. Alam nasıl bir çocuk sen? Hadi kalk bakayım. İşte bu.
tarz çocuk. Çocuk doğuştan tarz doğdu. Çocuk doğuştan güneş gözlüklü falan doğmuş böyle. Anasının karnından şeyle doğmuş. Birisi oyuncakları mı götürtüyor diyecektim. Hadi doğduğun gibi oyuncak oynamaya. Hadi bakayım. Evet, bunu tamir edeceksin. Ama şimdi bunu anlatacağız. Çinekler kurudu ama ne zaman kurudu bilemiyoruz. Ne yapıyorsun onları? Ne yaptı, koydu mu acaba? Vaş, yıka. Şunu tamir etmemiz lazım. Bayılacak uykusuzluktan. Ron'la konuşman tamam, yeter. Burak zaten burada kendi kendine şey yapıyor. Oley, çocuklar gelene kadar azıcık uyusa. Azıcık uyusa. Gitti orada uyudu ya. Ya inanılmaz. Evet, en az kendi durumu en iyi olan çocuk burada yemek yapsın. Bunun durumu nasıl bu artık kötü? Bunları da böyle her şeyi temizlememiz lazım. O oraları temizlerken sen de çok güzel yemek çorba yapıyormuşsun. Tamam mı? Biriniz tuvalete ihtiyaçlarını gidermeye. Seni üst kata göndereceğim. Sen kimdin? Şerife'ydin. Şerife ama aynı zamanda yemek yapıyor. Olsun, yapabilir. Ümmü etrafı topluyor. Bu nasıl bir kıyafet? Bu rezalet. Bence sen direkt uyu. Hatta annenin yanında uyu. Şeyin durumu çok kötü. Hep bir osurma var yani. Herkesi yemeğe çağıralım. Ümmü de bir şeyler yesin. Tamam, çocukları doyuracağız. Tamam mı? Ondan sonra çamaşırları falan ısıracağız. Ödevleri yapacağız. Notları hala kimsenin yükselmiyor. İnanılmaz. Uf, ortalamanın altında falan var böyle ya. Çok kötü 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 ötesi. Neyse. Ay burası pislik içinde, kimse yemiyor masada. Çıldırırız bu evde, çıldıracağız arkadaşlar. Gerçekten çıldıracağız. Ben de yardım etmeye çalışıyorum. Bozuluyor bir şeyler sürekli. Onun bildiğince. Onu da oraya yıkasak. Bunun durumu nasıl, güzel. Tamam, bunu dolaba koyalım. Aynen, sen orada ye bakalım. Bunun sosyalliği düşmüş. Sen hem kardeşinle konuş hem onun şeyi bitmesin. Bunun canı çok sıkılmış. Çok güzel televizyon. 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 Televizyon izleyin. Yorgunluktan bayılacak zaten. Seni şöyle alalım. Destroy diyor. Ödev yok etmece var. Bahar da bence gelsin uyusun. Duş alıyor gerçi. Duşta uyur o. Ay pardon, Ümmü duşta uyur inanıyorum. Ay Burak büyüdü değil mi ya? Bahar'ın durumuna bakacağız. 4. İlgilenmek gerekiyor. Bahar uykusunu aldı. Bahar uykusundan uyanıyor arkadaşlar. Yemek kalmadı evde. Gerçekten canavarlar yetiştiriyoruz. İnekle de ilgilenmemiz gerekiyor. Her şey çok zor. Haydi. Şimdi senin eğlencen yerinde mi her şey? Sen neredesin? Ya yeni uyanmış daha. Aa, hemen bir yemek. Tabii o da zor. Tuvalet yapacak. Sen yemek yap. Hiç anne şeyi Bahar yoramayız şu an. Tamam mı? Bahar'ı çünkü ben ne yaptıracağım? Çamaşır yaptıramayacağım. Kalep gelmiş. Kalep dur. Burada çamaşır vardı. Ne oldu onlar acaba? Bunu buraya alacağız. Yorulan uyuyor. Çok güzel şey çiziyor ama. Ay çok güzel çiziyorsun. Neyse, çok da harika yaptın. Sen de tuvaletini yap, uykuya alalım. Ay. Ay zor. Çok zor. Sana ne öğretim ben biliyor musun? Senin tuvaletin gelmiyor muymuş? İlgi istiyormuş. O zaman aç, konuşmayı öğreteyim mi sana? Sen de okul hakkında biraz konuş bakalım. Can yatmaya gidiyor. Artık sabaha konuşuruz. Sen de hatta uyusan bence mükemmel olur. Autolight this room. Bunu da enable diyoruz.
Bunu atacağız. Bunu washing machine diyeceğiz. Dry laundry diyeceğiz. Tamam, şimdi bunları da throw away. Evet. Harika gidiyoruz. Ve Bahar'ın elinden ne zaman yemek yiyeceğiz bilmiyorum ama garnişle mi bak acaba? Ben bunları atarım. Ben yardım ederim bulaşığa. Arkadaşlar gerçekten ağır yardım gerektiriyor bu oyun. Başkasıyla konuş. Sinirlendi birazcık. Senin sinirine çok güzel bir... Ay bir dakika. Bura değil ya. Kendin yapacaksın şeyi. Güzel bir banyo. Şimdi Bahar'la beraber evi temizliyoruz. .com. Evet, mükemmel bir temizlik hizmetin ile karşınızda olacağız. Bunları da alalım. Hatta o duşta şu an. Bunları anlat. Şimdi kesin burada da zaten şey vardır. Dry laundry. Yine yıkayacağız. Ümmüzya'nın doğum günü. Evden gönderene kadar şey oldu zaten. Burayı temizleyeceğiz. Ay prank değil. Hayır, şaka yapmayacağız. Temizlik. Evet. Bu şey çamaşır. Dur, ben iç sesime güveniyorum. Burada save'leyeceğim. Şimdi durduk yere yangın falan çıkar. Bir tanesi ölür falan, hiç gerek yok. Bu kadar uğraşıyoruz uzun süredir. Hepiniz de geldiniz, orada konuşuyorsunuz. Hadi çıkın odadan. Çıkın, o tuvaletini yapsın. Kız altı ne diyecek ya? İnanılmaz. Kimsenin saygısı kalmamış. Biz de kıyafetlerini değiştirecektik. Kombin yapacaktık. Bence bir an önce onu yapalım. Plan outfit diyoruz. Ve böylece ailemizin böyle birazcık kıyafetlerini düzenliyoruz. Yani hepsini daha notlarını düzeltmemiz de var çünkü. O yüzden bunlarla uğraşırken kombinlerini ayarlamamız bence güzel oldu. Şimdi Bahar'ı değiştirelim dedik zaten. Bahar'ın... Bir kere bu saçlarım çok hoşuma gidiyor ama biraz modelini değiştireceğim. Sonra modeline göre de tabii ki de şeye devam edeceğiz. Birazcık Bahar'a spor yaptırsak güzel olur. Tam bir anne ya. Gerçekten bir anne gibi. Ama biraz köy havasından da çıkartmak istiyorum yani. Çok bu da punk oldu. Aslında bu saç çok tatlıymış. Diğer renkler nasıl oluyor? Biraz şöyle bir şey mi yapsak acaba? Emin olamadım. Hiç emin değilim hala. Bu da hoşuma gitmedi. Değil tabii. Neyse. Hayır, hayır. Bu da zaten çok kullandığımız saçlarından bir tanesi. Güzel oluyormuş aslında. Çok sağ olsunlar. Yeni renkler getirdiler. Hayır ya. Bahar'a birazcık sanki... Şey yapsak güzel olacak. Ya kendine baktırsak güzel olacak. Yoksa bu güzel gibi ama toplu mu denesek bir de? Burada niye siyah gözüküyor bunlar? Bu sanki iyi oldu gibi. Yanakları şiş olmuş. Tamam, bir de topuz deneyelim. Ya bunun yeşili çok güzel şu an aslında. Ama vazgeçtim ya. Ben hala saçta kararsızım. Toplu istiyoruz saçları. Bu da bayağı değişik oldu. Aynen, bu tatlı. Bunu seviyorum ve çok güzel durdu. Kalkül yakıştı. Bahar ne olmuş? Acil Bahar'la ilgilenmek gerekiyor. Bahar'la ilgilenmek gerekiyor. Ama yapacağız. Bu kombinin de kralını yapacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Aslında bu iyi gibi sanki. Biraz vücuda daha sanki düz gösteriyor gibi. Yani güzelmiş bu.
Bunun birazcık da hem şey yaptırtırız, kilo verdirdikten sonra iyi olur yani. Ya böyle de güzel ama şöyle güzel bir ayakkabı bulalım. Hayır. No. Daha kısa istiyorum aslında ama mümkünse önü kapalı olabilir bence. Ama bu da çok tuhaftı. Bu en çok boşuma gidiyor ama bunun bir siyah rengi varsa ya da beyaz rengi. Oldu gibi. Aha çok tombiş tatlı oldu. Bu elbise çok iyi gitti bence. Bunu değiştirmeyeceğim. Sporunu da çok değiştirmek istemiyorum. Sadece zaten çok spor haline görmediğimiz için. Yok yok. Bunu değiştirebiliriz ama. Hayır. Bu daha iyi olur gibi. Aynen. Parti falan böyle arada bir etkinlik yapalım ya. Bu elbise çok daha iyi şu an. Sadece bunu değiştirmek istedim. Zaten gözükmüyormuş, vazgeçtim. Zaten havuza girmek, zaten daha yazı göremedik. Kış, evet, kış halinde değiştireceğim. Kış halinde değiştireceğim. Çok tatlı ya aslında, bu saçına normal saç yapabiliriz. Üstünü değiştirelim. Yoo, niye güzel bir şey yok? Alo. Neden? En iyisi bu ya. Kurtarıyor yani. sen hangisisin ki? Ay buradaymış ya. Geri alalım. Her renk oluyor gibi ama sanki pembe daha da iyi ve uyumlu oldu. Oha. Peki çizmeleri daha böyle aynen ya ten rengi ya da beyaz yapacağız. Daha iyi gibi. Çizme bakacağım. Hayır bu iyi. Kış hali iyi. Baharı hallettik. Yani birazcık makyajını değiştireceğim. Biraz makyaj istiyorum baharda. Şu güzel gibiydi. Göz kaleminden aslında memnunum. Ama birazcık daha şöyle yukarı doğru alabiliriz gözleri. Rujda daha doğal duran ve böyle daha şey istiyorum. Parlak istiyorum. Mat bir ruj istemiyorum. Çok yakıştı. Koyu çok yakıştı ama bu daha iyi oldu. Aldığı biraz kaldıracağım. Daha hafif böyle bir daha miniş bir şey. Evet, ince nüanslar. Şu ev halindeki kafasındaki saçı da değiştireceğim çünkü evde sürekli bu saçı görüyoruz. Yıldık. Yani bu daha iyi gibi. Bir de ben şey istiyorum. Aynen gözlük istiyorum. Aynen. Dinlendirici bir gözlük. Tamam baharın parti kıyafetini değiştireceğim. Ama daha göremedik çok ama olsun. Zor. Çok şeker ya. Aslında değişik oldu. Hoşuma gitti.
Bu renk çok daha fazla hoşuma gitti. Bu renk aşırı hoşuma gitti. Bunu bir çorapla belki değişik bir şeye sokabiliriz havaya. Evet, kilo verince de böyle daha şey gözükebilir. Buna zaten şey yapmayacağız. Tamam, bahar bitirdik. Sıra Ümmü'de. Ümmü. Ümmü, bırak her şeyi artık. Kafandakini de çıkaralım. Saçı da değiştirelim. Bu saç gerçi Ümmü'yle çok özdeşleşti aslında. Ama bilmiyorum, Ümmü yani. Ya Ümmü böyle mi kazdı saçı? Saç rengini de çok değiştirmek istemiyorum. Bulacağız Ümmü'yü güzel. Aa. Değişik oldu aslında şu. Suavius. Glimy. Evet, Ümmü'ye böyle topuzlar yakışıyor gibi aslında. Bence bu tatlı oldu. Neyse, kıyafetini yapalım sonra makyajını yapacağız, tamam mı? Şimdi Ümmü'ye nasıl bir şey istiyorum biliyor musunuz? Ümmü benim favori kızım. This is my favori girl. O yüzden... Şurada çok tatlı bir şey gördüm ve çok değişik bir şey denemek istiyorum. Şeker kız Ümmü yapacağım seni. Ama bu pantolonlar üst üste olmuyor sanırım. No. O zaman tight. Evet, bunun farklı renklerinden ilerleyebiliriz gibi. Gerekirse şeyi değiştiririm. Şimdi saçı daha iyi oturtabiliriz. Aynen, Ümmü'yü aslında böyle mi yapsak ya? Böyle kakül istiyorum Ümmü'ye. Tam medium diyelim. Şuradan bir güzel bir kakül seçelim. Hayır. Ya bu oldu gibi aslında. Evet, bu hoşuma gitti gibi birazcık. Ama pantolon siyah siyah çok baydı beni. Bu sefer bu baymasa üstündeki bir şey beni böyle çok darladı üstünde. Ne acaba? Galiba üstündeki olmadı. Böyle bir şey mi yapsam acaba, bilemedim. Bilemedim ki. What? Çok iyiymiş. Oha. Bunu yeni fark etmem. Kaç puan? Tight'ı değiştirebilir miyim acaba? Bakacağım şimdi. Ümmü, sen Ümmü Star gibi giydireceğim ya. Hatta Ümmü'ye çift şey yapmak istiyorum saçına. Tamamen vazgeçtim şu an. Ümmü'ye böyle bir saç mı yapsak? Aynen. Ayakkabıları da değiştirelim. Ayakkabıları değiştirirsek çok böyle güzel olacağını düşünüyorum. Güzel bir spor ayakkabı istiyorum. Hep gözüm bazen aynı spor ayakkabısına doğru gidiyor ama sonradan vazgeçiyorum. Aynen. Hatta Converse olmalı. Böyle siyah yapalım. Siyah ve klasik olsun. Sadece alttan emin olamadım. Acaba ne güzel giderdi? Hayır. Böyle oldu gibi ama sonra vazgeçtim. Şu sanki... Bence bunun bir eksiği var. O da kolye. Aşırı bir şekilde şurası boş kaldığını düşünüyorum. Bir de makyaj yapacağız. Ümmü çok güzelsin. Ay, bunu istedim aslında ama... Bu daha çok yakıştı. Neyse. Kolye. Aynen. Böyle bir şey olur. Bu da çok hoşuma gidiyor benim hep. Her zaman çok hoşuma gitmiştir tabii ama. Ya bunun daha sadesi, bir tık daha sadesi. Mor bir renk olabilir. Bu iyi gibi şu an. Bundan emin değilim. Bulacağız. Ümmü'ye de onun en kralını bulacağız.
Bence bunu da iyiyiz gibi. Peki bir de şimdi küpe bakmamız yok mu? Aynen, kardan adam mı yoksa bu mu? Bu olsun bence. Tamam. Ay, bunu hiç değiştirmek istemedim. Çok güzel bu hali. Spor yaparken hayır tabii ki. Altına bir tane şort yapabiliriz aslında. Neredesin sen? Heh. Ayakkabılar mük ya. Kalsın. Beyaz olur. Hatta buna bir de şöyle bir çorap yapalım. Böyle bir çorap değil ama. Böyle bir çorap daha iyi olur. Evet. Bu şapka da güzelmiş aslında. Bu şapka mı yapsak bunda? Aynen bu olsun. Çok güzel oldu spor kıyafeti. Ünlü ya, favorim. My favori girl. Günlük şeyine bir makyaj da isteriz ama. Şimdi bunu gözüne yakışacak bir şey istiyorum. Eyeliner. Biraz gözünü büyüttü gibi aslında ama çok mu büyüttü? Küçülttü. No. Güzel. Bu iyi, bunu beğendim. Biraz daha kızarık istiyorum. Bunun hafifliğini azaltalım. Ruj istiyorum. Ama daha... Evet, bu tonlarda ilerlersek... Bu ten rengini, çünkü ruju daha farklı seçsek daha iyi olur gibi. Ümmü ya, bence başka hiçbir şeye ihtiyacı yok arkadaşlar. Çünkü o Ümmü. Yaz kıyafeti. Tabii ki de bu olmayacak. Tabii ki de bu olmayacak. Aha. Oh, bence bu olur. Kış kıyafeti. Ah, Sula. Glorney, Sulius. Sadece şapkayı istemiyorum. Kaban istemiyorum. Her şeyini değiştirebilirim şu anda. Kazak istiyorum. Bence böyle daha iyi oldu gibi. Aynen. Şimdi şapkayı kendimiz ekleyebiliriz. Yok ya. Ruju değiştireceğim sadece. O da yine benzer bir ruj kullanırsak eğer. Hatta kışın bence şöyle bir aksesuar olarak gözlükle takabiliriz. Ama bunun birazcık krem rengisi varsa o da olur. Evet, en çok Ümmü ile uğraştım şu an gerçekten. Beren'le de buradan devam ediyoruz. Dorna. Kafandakini çıkar. Sanırım bu kafasına gidiyor. Bunun saçı böyle. Aynen. Beren'in saçı böyleymiş. Ve bunu benim yeni fark... Ay, böyle çok tatlı oldu. Ay, çok şeker oldu. Dur. Hayır ya. Aynen, böyle daha iyi. Hatta sana bir de şapka. Farklı bir şapka olsun. Yes, bu çok güzel olur. Ya, süper bandana gibi. Güzel. Partiye böyle gitmek isteyeceğini zannetmiyorum. Şimdi hazırdan bakıyoruz. Aha. Çok güzelmiş. Havuz kıyafeti olur. Yaz kıyafeti. Bakalım biraz. Aha. Garnish. No. Aha. Olur. Beşli. Bu renk zor ama bu renk daha kolay. Aha. Bir de bu kombine ben aslında şu büyük şapkadan istiyorum gibi yani. Nasıl olur ki? Olmadı hiç. Buna etek yapsak. Şu an daha iyi oluyoruz sanırım.
Aynen. Saçla çok uyumlu olmadı gibi. O yüzden ne yapsam bilemedim. Güneş gözlü. Ya da normal böyle bir gözlük. Yaz. Suavius. Ay bu işte ya. Bu ne? Bu nasıl bir kombin? Kombin olamaz ya. Bak şimdi bunu kaldıracağız. Sonra bunu kaldıracağım. Sonra yine harika şeylerden giyeceğiz, kazaklardan. Daha kış kıyafeti oldu şu an. Devam ediyoruz. Ebu Bekir. Tabii ki dostum. Ebu Bekir'i böyle yapacağım. Pijamasını böyle yapacağım. Ebu Bekir'i değiştiriyorum. Ama çok tatlı. Ya. Neyse tamam. Sen Şerife. Aha. Garnish. Şerife'ye bence bu saç ve bu aynı zamanda modernlik ve bu tarz çok yakışır diye düşünüyorum. Üstüne sadece başka bir şey giymesini istiyorum. Altındakinin rengini değiştirmek istiyorum. Yes, şu an daha iyi oldu gibi. Partiye böyle gitme. Böyle partiye mi gidilir? Dorna. Daha iyi. Yakıştı. Yakıştı. Sadece şapka. Bir de o mantu, palto biraz boğdu aslında. Bu daha iyi gibi. Aynen, bu daha da iyi gibi. Aynen. Şu an ne oldu? Ya şu Sıdıkan'ın saçını değiştirmek istiyorum mümkünse. Mümkünse. Saçı değiştirir misiniz? Thanks. Thanks. Bu mu günlük kıyafeti? Bu iyi gibi. Buna mesela bir tane çorap bulursak bence güzel olabilir. Bakacağız. Çok da desenli olmasın ama. İlginçmiş. Desenli olduğu için çok zorluyor bizi şu an. İyice çılgın bir şey olurdu. Siyah bir şey olabilir aslında. Şunun siyah olabilir. Aynen. Bence çok azıcık makyaj olur. Sana bundan. Sonra bundan. Oldu. Oldu o zaman. Böyle spor yapacaksın sen. Oldu. Bu spor kombinini kim yapmış ya? Hemen düzeltiyorum. Yes be. Başka desenleri de vardır. Yes! Mükemmel. Olur. Ya bu ne? Bunda sen nereye gideceksin? Ooo! Mükemmel. Hatta bu daha da güzel bir renk oldu. Annesinin kıyafetini azıcık andırdı ama yapacak bir şey yok. Olur. Olur. Vay be. Ooo çok güzel oldu. Sevdim. Sıdık'a da oldu gibi. Seni yaptık. Sıdık. Sıdık, seni de bir tarza sokuyoruz artık. Olur. Pijaması. Hayır, beğenmedim çok. Daha iyi oldu bence. Ay yerim. Tamam. Senden çok küçüksün ya. Çok küçüksün ama çok tatlısın ya. Bayılıyorum bunların bu küçüklüğünün tatlılığına. Yeter. Evet arkadaşlar, herkesi şöyle bir kombini düzelttiğimiz, en azından üstünü başını düzelttiğimiz ve düzelteceğimiz bir şeyler yaptık. En azından bayağı bir değiştirdik. Hatta Ümmü bayağı bir değişti. Ümmü favorim şu an. Ümmü gerçekten
yeni bir şey getiriyor, bize bakış açısı getirecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sims 4'deki 100 bebek challenge'ımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve DK Gaming'e abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.